Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere geride bıraktığımız ayın favorilerini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben doktor değilim, uzman değilim, dermatolog değilim, kimyager değilim. Dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcısıyım ve kendi deneyimlerimi, araştırmalarımı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ayın favorileri çok farklı ürünlerden oluşuyor. Bir iki tane tanıdığınız ürünler de var. Makyaj var, saç bakımı var, cilt bakımı var tabii ki. Öncelikle makyajdan başlayacağım. Çünkü şu anda yüzüme uygulamak istediğim ürünler de var. Size onları göstereceğim. Şu anda dudaklarımda Benetint'in uygulanmış halini görüyorsunuz. Eski dostlarımdan bir tanesi. Bu ürünü sabah uyguluyorsunuz. Akşam makyajınızı çıkartana kadar artık dudaklarınızda unutuyorsunuz. Fakat altına ya da üzerine nem veren bir ürün uygulamazsanız eğer dudaklarınız parça parça dilim dilim olacaktır. Çünkü yapısı gereği birazcık kuru yapılı. Bunu uyguladıktan sonra sağa sola bulaşacak mı, transfer olacak mı gibi derdiniz olmuyor hiçbir şekilde. Sağ sola bulaşmıyor. Bir şeyler yiyip içtikten sonra da dudaklarınızda bu halde kalıyor. Kıpkırmızı gibi görünüyor. Ama biliyorsunuz bu tintler zaten Benetint ile başlamıştı. Sonrasında eşit miktarda uyguladığınızda şöyle bir ton alıyor. İsterseniz yanaklarınıza, isterseniz dudaklarınıza uygulama yapabiliyorsunuz. Parmaklarınız yardımıyla yanaklarınızda da doğal bir görüntü, kızarıklık elde etmek isterseniz ürünü uygulayabiliyorsunuz. Ben dudaklarıma uyguladım. Özellikle şu kısımlardan biraz daha geçiyorum ve sanki kendi doğallığında bir kırmızıymış gibi ben makyajımı çıkartana kadar dudaklarımda kalıyor. Ay boyunca Benetint'i çok fazla kullandım ve tekrar tekrar sizlere göstermek istedim. Benefit'in, Benetint'inin muadili diyemeyeceğim ama çok yakın benzerleri bu sezon pastelde, Flormar'da çıktı. Renk olarak da benzerleri var. Dilerseniz onlara bakabilirsiniz. Benim elimde Benetint olduğu için onu kullanmaya devam ediyorum ki Benetint'in yeri ve duruşu bence çok çok ayrı. Bu ayda benim severek kullandığım ürünler arasında. Her gün kullansanız bile uzun süre gidecek ürünler arasında denemek isterseniz mini boyuna da Sephora'lardan bakabilirsiniz. Oje gibi bir şişesi var. Yine oje gibi bir fırçası var. Dudaklarınıza, yanaklarınıza uygulama yapabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken konu, mesela görüyorsunuz elimde sabitlendi bile. Yanaklarınıza noktacık noktacık bıraktınız ya, sakın beklemeyin. Hızlı bir şekilde dağıtın. Aksi halde böyle çizgi gibi kalacaktır. Bakın hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Bunu dağıtmanız söz konusu bile olamayacak. O yüzden koyduğunuz andan itibaren hızlı bir şekilde yanaklarınıza tamponlayarak uygulama yapmanızda yarar var. Şimdi gelelim. Ben bunu uyguladıktan sonra tabii ki bütün günü bu şekilde geçiremiyorum. Geçirirsem şuralardan dudaklarım çatlamaya, yarılmaya başlıyor. Creamco'nun dudak yağları çıkmıştı ve çıktığı zaman ben de bunlardan almıştım. Bu kırmızı renkli olan 3 çeşidi var yanılmıyorsam. Ben kırmızı renkli olanını çok sevdim. Benetint'i uyguladıktan sonra dudaklarımdan özellikle çatlamaya eğilimli bölgelerden bu dudak yağını geçiyorum. Çok güzel bir kokusu var. Hiçbir şekilde alerjimi tetiklemediği gibi şahane duruyor. Dior'da da var. Dior'unkinin dudak hacimlendirme özelliği var biliyorsunuz. Dudakları şişirme özelliği var. Bunda öyle bir özellik yok. Fakat dudaklarınıza çok güzel nem veriyor. Tabii ki yoğun rüzgar altında bir yerde gezerseniz estiği zaman bütün saçlarınız dudaklarınıza yapışacaktır. Fakat normal bir ortamda kesinlikle yapış yapış olan ürünlerden değil. Benetint'in de kuru kuru halini aldı ve gördüğünüz üzere nemli, doğal bir görüntü elde ettiniz. Bu yine şeffaf kırmızı tonlarda, yani kıpkırmızı bir ürün değil. Şöyle şeffaf tonlarda çok hafif pembelik var. Altına uyguladığınız ürünle birlikte rengine şekil verebiliyorsunuz ve ben çok beğeniyorum. Çantamda taşıyorum. Bazen sadece dudak kalemi uyguluyorum. Üzerinden bunu geçiyorum. Ruj niyetine kullandığım dudak kalemleri var. Etkisi bence çok çok güzel. Son günlerde sıklıkla Hailey Bieber'da görüyorsunuz ya da çeşitli markalarda bu tarz balm yapıda, yağ yapıda ürünleri görebiliyorsunuz. Bu da kesinlikle performansı güzel. İndirime girdiğinde de uygun fiyatla alabileceğiniz ürünler arasında. Ürünün ambalajını görüyorsunuz. Gayet çantaya at çık taşı formunda. Başka başka renkleri de vardı. Ben onları denemedim. Sadece bu pembe tonlusunu almıştım. Çok da severek kullanıyorum. Nemlendirmesi de çok çok hoşuma gitti. Bittikçe alırım. Şu anda ıslak mendille elimi temizlemeye çalışıyorum. Bakın Benetint kaldı. Uygun fiyatlı benzerlerine nazaran Benetint'in performansı 10 üzerinden 10. O yüzden zaten sürekli Benetint'i alıyorum. Şimdi gelelim diğer favorilerime. Dudaklarımda az önce Benetint'le birlikte MAC'in Derviş kalemini gördünüz. Bunu ara ara sizlere gösteriyorum. Bence MAC'in eşsiz kalemlerinden bir tanesi. Ama her ten rengi, her dudak rengi bunu sevemeyebiliyor. Bazılarında hiç belli olmuyor. Mesela dudaklarınız normalden daha morsa, pembe değilse ya da beş tonlarında değilse, silik bir renkte değilse ama koyu mor tonlardaysa size kesinlikle olmayacak bir kalem. Tam bir dudak rengi. Şu anda elimde uygulanmış halini görüyorsunuz.
görüyorsunuz ve dudaklarımda Benetint'in etrafını bu kalemle çerçevelemiştim. Harika bir renk. MAC'in dudak kalemlerinin performansını çok severim. Senelerdir beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Hemen hemen her renginde almıştım. Geçen hafta alışveriş videosunda stokladıklarımı da görmüştünüz. MAC'in kalemlerini gerçekten çok severim. Derviş de benim ay boyunca kullandığım kalemlerden bir tanesi oldu. Ve elimde Deborah Milano markasının iki tane kalemim var. Geçtiğimiz haftalarda bunları almıştım. Bu kalemlerden bir tanesi 13 numara. Hemen göstereceğim. Yine MAC'e muadil olur mu diye bu renkleri seçmiştim. Şöyle görüyorsunuz. Üstte derviş var. Altta 13 numara var. Alt ton farkı var. Yine dervişe en çok benzeyen kalemlerden bir tanesi. Deborah Milano markasının 13 numarası. 40 küsür liraya almıştım bu kalemi de. MAC biliyorsunuz artık 500 lira oldu. Bir diğer kalem de 02 numara. Hemen üstte görüyorsunuz. Aslında o da dervişe çok benziyor. Bu da birazcık daha açık pembelik barındırıyor. Siz daha açık tenliyseniz, dervişe benzer bir etki istiyorsanız, daha beyaz tenliyseniz, dudaklarınız daha bej gibi ise Deborah Milano markasının 2 numarasını, daha koyu tenliyseniz, esmere dönükseniz, benim ten rengimdeyseniz ve dudaklarınız biraz daha mora yakınsa da diğerini seçebilirsiniz. Bunların performansı gerçekten çok güzel. Yumuşacık sürdüğümde gördünüz. NYX'in slim kalemleri gibi kesinlikle değil. Bakın yağ gibi kayıyor kalem. Ruj niyetine kullanabilirsiniz. Üzerinden yine Cream Co.'nun yağını ya da elinizde bu tarz bir ürün varsa onu kullanarak şu etkiyi, şu duruşu yaratabilirsiniz. Markanın kendi ten rengime uygun ne kadar dudak kalemi varsa hepsini satın aldım. İlerleyen günlerde makyaj videolarında sizlere bunları da göstereceğim. Çok çok eski videolarıma giderseniz göreceksiniz. Bu rujlar yeni çıktığında, likit mat rujları yeni çıktığında benim videolarımda vardı. 28 numara yanılmıyorsam hemen şuraya uygulayacağım. Canınızı kanınızı kurutan matlardan değil, hatta Romand markasının bir tane gül kurusu rujunu kullanıyorum biliyorsunuz. O birazcık daha pudralı duruyor. Bu birazcık daha pigmentli duruyor. Onun rengine çok çok benziyor. Eğer bu tonları seviyorsanız kesinlikle Deborah Milano markasının likit mat rujlarına bakabilirsiniz. Elimdeki 28 numara. Dudaklarınıza isterseniz kalem kullanmadan uygulayabilirsiniz. İsterseniz burada bakın kalemlerin hepsi çok yakın ki en altta sürdüğüm zaten birebir benziyor. 13 numarayı üzerine tekrar uyguluyorum. Bakın çok benziyor. Bununla birlikte de kullanabilirsiniz. Dudakları kesinlikle çatlak çatlak göstermediği gibi kusursuz ama mat bir görüntü sağlıyor. Ve ruju yine sabah sürüyorsunuz. Günün yarısına kadar unutuyorsunuz. Günün yarısında bir şeyler yiyip içerseniz biraz ortalarda açılma oluyor. Tazeleme yaparsınız. Sonra günün diğer yarısına kadar ürünü kullanmaya devam edersiniz. Performansını da ben çok beğendim. Yine indirim döneminde alırsanız çok çok uygun fiyatlı. Bunun kahve tonları da var. Siz kendi ten renginize uygun tonlarına da bakabilirsiniz. Bakın rengi solmuyor. Duruşu bozulmuyor. Çok güzel duruyor. Ürünün ambalajını daha yakından göstereceğim size. 28 numaralı likit mat ruj. Yine ıslak mendille siliyorum. Bayağı bir ovalamam lazım çıkarmam için. Kalıcılığı da bence başarılı. Son birkaç aydır beyaz eyeliner kullanıyorum. Siz videolarımda çok görmeseniz de Instagram'da zaman zaman beni bu tarz eyelinerlı görüntümle görebiliyorsunuz. NYX'in bu eyelinerları indirime girdiğinde bir yeşilini bir de beyazını almıştım biliyorsunuz. Beyazını çok beğendim. Çünkü beyaz eyelinerları çok başarılı yapamayabiliyorlar. Beyazlığını, opaklığını, rengi böyle tam veremeyebiliyor. Gözünüze uyguladığınızda şeffaf olabiliyor, silik olabiliyor. Tam beyaz durmuyor. Böyle siyah bir eyelinerınızı da şekillendirmek için şuradan beyazla geçebilirsiniz. Göz pınarınıza doğru da beyaz sürebilirsiniz. Gigi Hadid'in yaptığı makyajlarda genellikle böyle uygulamalar vardı. Ben ondan görmüştüm. Akıma bulaşma da yapmıyor. Sürüyorsunuz. Akşam siz makyajınızı çıkartana kadar gözlerinizde de kalıyor. Bunun performansını çok beğendim. Hemen size fırçasını da göstereceğim. Eyeliner çekmeyi bilmiyorsanız dahi çekebiliyorsunuz. İncecik bir fırçası var. Zaten komple çekmeyecekseniz, kenarlara uygulamalar yapacaksanız çok çok pratik bir ürün. Uygulaması oldukça kolay. Fırçası da incecik. Geçtiğimiz aylarda Chanel'den aldığım bazı ürünleri size göstermiştim. Bu ürünlerden bir tanesi benim bu ay favorim oldu. Çünkü ancak kullanabildim ürünü. Chanel'in Water Fresh Tinti. TikTok'ta viral olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi makyajsızmış gibi göstermek istediğim zaman cildimde bu ürün oluyor genelde. Bakın su gibi uyguluyorsunuz. Çok az örtücülüğü, çok yoğun renk eşitleme özelliği var. Ve hiçbir şekilde teninizde bir ürün varmış gibi durmuyor. Böyle sağlıklı, canlı, parlak gösteriyor ve renk eşitliği sağlıyor. Aslında lekelerimin gölgesi alttan görünüyor. Ya da sivilce iziniz varsa o da görünüyor. Ama o kadar aynı tonda görünüyor ki. Yani cildinizde hiçbir şey yok ama cildiniz kusursuzmuş gibi duruyor. Hele ki sizin cildinizde lekeleriniz, sivilce izleriniz de yoksa cildinizi kusursuz bir şekilde gösterecektir. Belki başka ürün uygulamanıza hiçbir
hiçbir şekilde gerek kalmayacaktır. Anında sabitleniyor cildinize ve telefonunuza, oraya buraya kıyafetlerinize transfer olmuyor. Dilerseniz parlayan bölgelerinizden yine çok hafif bir pudrayla geçiş yapabilirsiniz. Yani makyajsızmışım gibi görünmek istediğim dönemlerde veyahut yoğun bir şekilde makyaj yapacaksam, yani göz makyajım da olacak, dudak makyajım da olacak, bunu tenime uyguluyorum. Kapatılması gereken bölgelerden çok azıcık kapatıcı geçiyorum ve güne devam ediyorum. Bugün yüzümde görüyorsunuz. Fakat kapatıcı ile birlikte, hatta pudrayla birlikte uyguladım. Çünkü kamera karşısına geçecektim. Yapış yapış bir ürün değil. Şu anda ben parlaklığını aldım ürünün. Pudra uyguladım. Ürünün ambalajı plastik, cam da değil. Bu kısmını çok beğenmedim. Çünkü dünya kadar para veriyorsunuz en azından. Ambalajı da cam şişede olsaymış, diğer fondötenler gibi. Ben medium rengini aldım. Bu ürünle birlikte kutudan böyle de bir fırça çıkıyor. Gördüğünüz üzere ben uygulamayı kendi fırçasıyla yapıyorum. Yıka yıka kullan fırçalardan bir tanesi. Sephora'lardan bulabileceğiniz gibi bulunduğunuz ilde bir Chanel Beauty mağazası varsa oradan da bulabilirsiniz. Fakat Chanel Beauty mağazalarına gittiğinizde ayağınızda marka bir terlik yoksa, kolunuzda bir Chanel çantanız yoksa pek sizinle ilgilenmiyorlar. Veyahut Arap değilseniz pek sizinle ilgilenmiyorlar. O yüzden Sephora'dan online alabilirsiniz yine. Ben çok memnun kalmamıştım Chanel Beauty mağazasındaki son alışverişimden. Instagram'da da paylaşmıştım biliyorsunuz. Bu kadar seveceğimi düşünmüyordum açıkçası. Abartılan bir ürünmüş gibi gelmişti bana. Parmaklarınızla veya kendi fırçasıyla uygulama yapabilirsiniz. Azıcık almanız yeterli. Fazla aldığınızda ürün yüzünüze fazla geliyor. Anında yayılan bir ürün. Etkisi, performansı, duruşu çok güzel. Şöyle gün ışığında size baktıklarında renk tonu eşit, sağlıklı, canlı, parlak, güzel bakım yapılmış bir ciltle karşı karşıya kalıyorsunuz. Renginizi seçerken de Sephora mağazasından testerlara bakabilirsiniz. Medium'u ben denediğimde tam olmuştu. Gerçekten de tenimle uyum sağlayan bir ton oldu. Şu anda yanaklarımda ışıltılı bir allık var. Pembe tonlarında, altta bronzerım var. Üstte pembe tonlarında ışıltılı bir allığım var. Şuraya aydınlatıcı uygulamışım gibi duruyor. Çok fazla şu bölgelere getirmedim. Burada eğer gözenekleriniz varsa MAC'in Extra Dimensions serisinin, yani ışıltılı serisinin allıklarından bir tanesi var. Çok güzel bir pembe. Pigmenti de çok yüksek. Bir fırça yardımıyla sadece yüzümü yükseltmek istediğim bölgelere ve burun ucuma uyguladım. Aydınlık görüntüsünden görüyorsunuzdur. Eğer ki çok esmer tenliyseniz, fazla gözenekleriniz varsa grileşme yapacaktır ve gözeneklerinizi belirgin hale getirecektir. Ya da gözeneklerinizden uzak bir şekilde benimki gibi uygulama yapabilirsiniz. Şahane duruyor. Bu rengin adı da Into the Pink. MAC'in en özel, en doğal duran ve ışıltılı duran serilerden bir tanesi. Sadece bir cilt kusurunun, bir gözenek probleminin olmaması gerekiyor. Şimdi gelelim saç bakım ürünlerine. Saçlarımın ne kadar uzadığını görüyorsunuz. Saçımla ilgili ilerleyen günlerde bir takım değişiklikler yapma planındayım. Uzama evrelerini gördünüz, nasıl uzattığımı gördünüz. Saçlara zarar vermeden bu uzunluğu nasıl koruduğumu da videolardan biliyorsunuz. Birkaç video öncesinde anlatmıştım zaten size. Yine o videoda bu ürünü de göstermiştim. Moremo markasının bir saç balmı var. Saç proteini daha doğrusu. Saçlarınızı yıkadıktan sonra havluyla nemini alıyorsunuz. Eşit miktarda saçlarınızın boy ve uçlarına, kesinlikle diplerine getirmiyorsunuz. Bu tarz ürünleri diplere getirirseniz saçlarınız dökülür. O yüzden saçlarınızın boy ve uçlarına uygulama yapıyorsunuz. Bakın, ben bir saat önce duş aldım, bu ürünü uyguladım ve sonrasında saçlarımı sadece kuruttum. Başka hiçbir şey yok. Hem saçlarınız daha yatışmış oluyor, hem saçlarınızı ısıya karşı korumuş oluyor. Bu proteinin aynı zamanda çalışma mekanizması ısıyla aktive oluyor. Isı saçınıza geldiği andan itibaren aktif oluyor ve saçınızı korumaya, güzelleştirmeye başlıyor. Eğer kırpık kırpık bir görüntü varsa, sarı saçlıysanız, onları da yatıştırıyor. Duştan çıkıp yatışmış halini görüyorsunuz. Benim saçımda kırıklar yok, çok bir problemim yok ama kusursuz görünsün istiyorum. Çünkü siyah da çok hata belli ediyor. Bakın mesela diplerim çıktı. Oradan grilikler görünüyordur. Güneş ışığında özellikle şöyle çıktığınızda siyah saçın bütün kusurları ortaya çıkıyor. Çok bakımsız görünüyor. Bu tarz ürünlerden destek alıyorum ve saçım çok bakımlı görünüyor. Aynı zamanda saç tellerinizi de güzelleştiriyor. Bunu da çok uzun süredir kullanıyorum. Çünkü konsantre bir ürün. Vazelin kıvamında bir ürün. Fındık tanesi kadar alıyorsunuz. Avuç içinize yayıyorsunuz ve tutam tutam saçlarınıza uyguluyorsunuz. Saç bakım videolarında uygulamasını da gösterdim. Ürünü de çok detaylı bir şekilde anlattım. Bu ay yine çok severek kullandığım ürünler arasında ve videoya ekledim. Özellikle denize, tuza, kuma, güneşe maruz kaldıysanız, deniz tatilinden döndüyseniz, sonbahar ayları da artık bugün itibariyle gelmiş bulunuyor. Saçlarınızı toparlamak istiyorsanız bundan yardım alabilirsiniz. Ben Corendi'den almıştım. Mini boyu satılıyor. Dilerseniz mini boyunu satın alıp bir test edebilirsiniz. Oluyor mu, olmuyor mu sizin saçlarınıza? Memnun
alırsanız büyük boyunu test edersin. Çünkü bir yıldan fazla bu ürünü kullanıyorsunuz. Çok uzun süredir kullanıyorum. Hala içinde var ürünün. Kullanmaya da devam ediyorum. Fındık tanesi kadar alıyorsunuz. Saçlarınıza uygulama yapıyorsunuz. Elimde Pure Choice markasının salisilik asit içeren toniği var. Salisilik asit benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Çok tercih ederim biliyorsunuz. Pure Choice markasının bu ürününü geçtiğimiz senelerde ben size göstermiştim. Şimdi de ürünü neredeyse yarıladım. Yenisini almıştım. Özellikle vücutta çıkan sivilceler konusunda şu bölgelerde. Bazen sporda çok terleyip gelebiliyorum. Buralarımda sivilcelenme olabiliyor. Veyahut dar kıyafetler giymekten popo bölgesinde, bacakların arka kısmında sivilceler olabiliyor. Bunları o sivilcelerin üzerine uyguluyorum. Siz tabii ki yüzünüzde sivilceleriniz varsa yine akşam rutinlerinizde bu ürünü yüzünüzdeki sivilceler için de kullanabilirsiniz. Veya fide metodu yapmak istiyorsanız siyah noktalarınız için yine bu üründen de yardım alabilirsiniz. Performansını, etkinliğini çok çok beğendim. Özellikle vücut sivilceleri konusunda ben test ettim bu ara ve benden geçer not aldı. Zaten geçtiğimiz senelerde de göstermiştim. Ürünü de yakından göstereceğim. Kolay kolay bitecek bir ürün değil. İndirim takip ederseniz uygun fiyatlı, iyi içerikli ürünlerden birisi. Benefit Professional serisinin cilt bakım ürünleri çıkmıştı. Bu ürünü de Instagram'da sık sık size gösteriyorum. Hızlı etki eden bir kil maskesi. Normalde kil maskesi yağlı ve karma cilde çok daha uygun oluyor ya da sivilceli cilde çok daha uygun oluyor. Kuru ciltleri biraz gerdiği için üzebiliyor. Bu hassas ve kuru cilde de özel içerik bakımından çok çok zengin. Bu ay o kadar çok kullandım ki ikincisini de sipariş ettim. Çünkü biraz daha kullanırsam ürün bitecek. Pazar rutinlerimin vazgeçilmezi diyebilirim. 5 dakika yüzünüzde bekletiyorsunuz. Önerilen süre o kadar ama isterseniz 10-15 dakika da bekletebilirsiniz. Çok önemli bir çekiminiz var. Sizin için çok önemli bir gündesiniz. Makyaj öncesinde de uygulama yapabilirsiniz. Cildiniz anında tertemiz, kusursuz görünüyor. Gözenekleriniz normale nazaran daha küçülmüş görünüyor. Gözenekleri biliyorsunuz eğer gözenekli bir yapıya sahipseniz ki biliyorsunuz gözenekleri yok etmek mümkün değil. Fakat onun görünümünü kontrol altına alabilirsiniz. Daha küçük gösterebilirsiniz. Gözeneklerinizi tertemiz yaptığı gibi siyah noktalarınızı düzenli kullandığınız zaman ortadan kaldırıyor ve hiçbir şekilde cildinizi germiyor, iritasyon yaratmıyor. Ben çok nazik içerikleri rutinlerime eklemeye özen gösteriyorum son birkaç yıldır. Bu da onlardan bir tanesi. Bittikçe alacağım ürünler arasında ve benim cildimi germeden toparlayan sivilceli dönemimde gözeneklerimin artış gösterdiği, siyah noktalarımın oluştuğu, butonlarımın çıkmaya başladığı dönemde kesinlikle işime yarayan ürünler arasında. Pahalı bir ürün fakat verdiğiniz paranın karşılığını en azından benim için verdiğim paranın karşılığını %100 aldığım ürünlerden birisi. Favoriler videosuna seversem kesinlikle ekleyeceğimi söylemiştim. Roundlab markasının yeşil çaylı leke karşıtı güneş koruyucusu. İçeriği, formülasyonu, dokusu, cildimde bıraktığı etki, emilimi kesinlikle 10 üzerinden 100 diyeceğim hatta. O kadar beğendim ki ürünü. Benim son zamanlarda gerçekten aradığım ürün buymuş ve cildimi yakmıyor, göz çevremi yakmıyor. Spor yaparken kullanabiliyorum. Anında emiliyor. Üzerine rahat bir şekilde makyaj yapabiliyorum. Yüzümü terletmiyor. Çok konforlu bir ürün. Yağlı karma cilt kullanabildiği gibi kuru cilt de kullanabiliyor. Göz çevrenize de uygulayabiliyorsunuz. Çok konforlu bir ürün. Ben Corendi'den almıştım. Markalar yeni geldiğinde bir lansman dönemi yapıp %20 indirimli satıyorlar. O dönemde 2 tane sipariş etmiştim. Instagram'dan da paylaşmıştım. Ürünün ambalajı tam adı da şurada yazıyor. Yine videonun altındaki açıklama kutucuğuna baktığınızda ürünlerle ilgili, yüzümdeki makyajla, üzerimdeki kıyafetle ilgili bütün detayları oradan anlattığım sıraya göre de görmüş olacaksınız. Yeni nesil filtreler içeriyor. Üst üste tazelemeye çok çok uygun ki bakın ben buraya kadar getirdim ürünü. Yenisini de iyi ki almışım. Stok problemi var. Umuyorum yakın zamanda çözülür. Kesinlikle 3-4 tane daha almayı planlıyorum. Benefit'e söylediğim sözlerin aynısını kesinlikle buna da söyleyeceğim. Benim için verdiğim paranın karşılığını fiyat performans olarak fazlasıyla aldığım ürünlerden bir tanesi. Hatta deneyenler varsa benim ilk paylaştığım günden itibaren ya da daha önceden yurt dışından alıp deneyenler varsa lütfen sizler de yorumlarınızı videonun altına yazın. Hepimiz oradan yararlanmış olalım. Ben kuru cilt olarak deneyimlerimi anlatıyorum. Başka cilt tipleri varsa videonun
altına yorumlarını yazarlarsa eğer oradan hepimiz de yararlanmış olacağız. Son olarak bir uyku maskesi göstereceğim size. Eylül ayında yine rutinime ekledim. Aslında uzun süredir var. Paylaşan arkadaşlarım da vardı ama ben ancak deneyimleyebildim. Laneige'in uyku maskeleri vardı biliyorsunuz. Hala var. Mavi ambalajı var. Gece yatmadan önce uyguluyorsunuz. Sabaha kadar o yüzünüzde kalıyor ve cildinize yoğun bir bakım yapıyor. O yüzden dikkatimi çekti. Mia Clinica'nın da böyle bir uyku maskesi çıkmış. İçinde bal ekstraktı var, aloe vera var, centella asiatica var, hyaluronik asit var ve pantenol var. Yani cilt bariyerini güçlendirip, onarıp cildi nemlendiren, sakinleştiren, yatıştıran bütün içerikler var. Bakalım ne kadar etkili olacak dedim. Ben de akşam rutinimin son aşaması olarak rutinime ürünü dahil ettim. Şöyle jel yapıda cildinize yoğun bir şekilde, hatta boyun ve dekolte bölgenize de, kesinlikle bana dua edeceksiniz bu konuda, boyun ve dekolte bölgenize de uygulayarak uyuyun. Cildinizin yenilenme, iyileşme süresinde cildinize çok güzel, çok yoğun bir şekilde bakım yapıyor. Ya da tatilden döndünüz, cildiniz gerçekten lekelenmeye, buruş buruş olmaya, gerilmeye, sonbahar yaprağı gibi olmaya başladıysa zaten bu sezonda kesinlikle rutinlere ekleyin. Veya fark etmiyor, asit rutininiz var o akşam. Biliyorsunuz iritasyondan kaçmamız gerekiyordu bizim. Ya da retinole başlayacaksınız. Kesinlikle o gün rutinlerinize bu ürünü ekleyin. Üzerine makyaj yapıldığı zaman nasıl olur? Yani bu bir gündüz ürünü değil, bu bir nemlendirici değil. O kısmını bilmiyorum. Tercihte etmem. Çok güzel nemlendiricilerim var zaten. Ben bunu akşam yoğun bir şekilde yüzüme uyguluyorum. Boynuma ve dekolte bölgeme uyguluyorum. Bu bölgenin de pürüzsüz güzel görünmesi için ve ne yaparsanız yapın, dolgu yaptırın, botoks yaptırın, boyundan özellikle şuralardan yaşlandığınızı gizleyemiyorsunuz. Onu da ötelemek için yoğun bakım yapmanız gerekiyor. Peptit serumlarınızla birlikte üzerinden bir de bunu uygularsanız bence şahane oluyor. Pompalı bir ürün. Yeterli miktarda alıyorsunuz. Göz çevrenizde dahil olmak üzere bütün yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize gece yatmadan önce uyguluyorsunuz. Sabah kalktığınızda yumuşacık bir ciltle uyanıyorsunuz. Daha parlak, daha canlı görünen bir ciltle uyanıyorsunuz. Özellikle cildiniz güneş hasarı aldıysa ya da yeni yeni siz deniz tatiline gidecekseniz kesinlikle rutininize ekleyin. Güneşe maruz kaldığınız gün mutlaka akşam rutininizde olması gereken ürünlerden bir tanesi. Çünkü bariyer hasar almış oluyor ve bizim o bariyeri sakinleştirip, stresini yatıştırıp kesinlikle onarmaya yardımcı ürünler kullanmamız gerekiyor. İndirime giren iyi yerli markalar arasında Mia Clinica. İçerikleri çok çok güvenilir. Ben markanın ürünlerini incelemeden önce bütün testlerini, çalışmalarını, araştırmalarını istemiştim. Bunu sizler de talep edebiliyorsunuz. Trendyol'daki markanın satış sayfasının soru sor kısmına da yazabilirsiniz. Markanın Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Klinik çalışmalarınızı, içerik bilgilerinizi detaylı görmek istiyorum dediğinizde sizinle paylaşıyorlar. Siz kendinizde sorgulatabiliyorsunuz. Önüme bakıyorum anlatmadığım başka ürün kaldı mı diye. Bugün favoriler videosunda yenilik haberleri yok. Çünkü yenilik haberleri başka bir başlıkla gelecek ilerleyen günlerde. Çoğunu anlatmıştım geçen ay ben size. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz Ojem Rujum Rimen'im Instagram adım sürekli videonun altında geçiyor. Ve Instagram'ın yeni kanal özelliği geldi. Kanaldan da çok farklı paylaşımlarım oluyor. Onları da kaçırmanızı istemem. Böyle çok butik, çok kaliteli bir katılımcı grubu var orada da. Onlara da çok özel paylaşımlar buradan ya da Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmadığım özel paylaşımları da orada yer veriyorum. Orada anlatıyorum. Onu da kaçırmanızı istemem eğer sizler de meraklıysanız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.